Fenerbahçe ister 11'e 10, ister 11'e 11. 3 puanı hak etti mi? Bence hak etmedi. Kayseri Spor takımı ister 11'e 11, ister 11'e 10. 1 puanı 0 puanla çıkmayı hak etti mi? Hayır. En kötü 1 puan alırdı. Beraberlik kokan bir maçtı. Ama bunların hiçbirisi maçı yöneten hakemi ilgilendirmez. Sen gördüğünü çalacaksın, maç yöneteceksin. Eğer saha dışındaki psikolojik şartların, şimdi ben Alper kardeşimizi tanımam. Yani iyi bir ailesi vardır muhakkak. O anlamda söylemiyorum tırnak içinde. Ben yıllardır futbolun içerisinde olduğum için hakemlik de anlıyorum hakemlerin psikolojisinden anlayabiliyorum. Hakem kadar olmasa da. Şimdi sporcu, profesyonel bir futbolcu, artık profesyonel de geldi hakemler. Özellikle hakemler çok paranın peşinde değillerdir. Nasıl biz çocukluk yıllarımızda futbolculuk hayal ettiysem, ben Nazilli Turan Mahallesi'nde çocukken böyle yan yak deriz biz yan yak oynarken. Hep hayalimizde de büyük kulüpler vardır. Cemil olmuşumdur mesela ben. Galatasaraylı bir kardeşimiz işte rahmetli Metin abi olmuştur, Sanlı abi olmuştur Beşiktaşlı falan gibi. Hep böyle oynarız. Bir günde oraya geldiğiniz zaman hayalleriniz zaten bir anda da müthiş bir olay olur. Ama amacınız hiçbir zaman sakın yanlış anlaşılmasın. Ya yerel şehrimde Nazilli Spor'da olur veya Ege'nin herhangi bir takımında değil veya Oflu herhangi bir yerde değil, Trabzonspor'da veyahut da büyük kulüplerde oynamak ister gibi örneğin. Hakem de bu Alper kardeşim gibi yüzlerce binlerce hakem de ilk çıktıkları muhtemelen toprak sahadaki hakemlikte yardımcı veya orta hakemken hayalinde hep Vodafone Park, eski adıyla İnönü, Türk Telekom Ali Samiyen, Kadıköy Şükrü Saracoğlu, Ülker şimdi bunun hayaliyle emin olmaç yönetirler. Ve buraya gelirler. Şimdi düşünebiliyor musun? Ben Fenerbahçe'de oynuyorum. Dönüyorum dün Fenerbahçe'nin basın toplantısındaki Şen Şakrat muhabbete. Oyuncular soru soruyor, transferler cevap veriyor. O topluluğun içerisinde bir görüntü var. En uzakta biri duruyor. Kim? Benzia. Neden? Çünkü son iki hafta ilk 11'de oynamış oyuncu UEFA'da oynamayı düşünüyor. Oyuncu için iyi oynadı, kötü oynadı bakmaz kendisine. Genelde iyiymiş hisseder. Ve dışlanmış hissediyor. Mezun ettiler beni bu okuldan diyor. Gittim bir mezun değil aslında. Mezun bir mükafattır. Evet. Atıldım diyor. Alper Ulusoy'da Avrupa'da yani pasaporttan geçiyordu bu arkadaş devamlı. Neydi? FIFA hakem olarak şeye gidiyor, görevli. Makedonya'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Almanya'ya yerlere gidiyor, Türkiye'yi temsil eden. Düşünebiliyor musun? Ben Alper Ulusoy'um. Müthiş bir gençlik yıllarımda hayaller kuruyorum ve hayallerime bakar mısın? Süper Lig'de maç yönetiyorum ve bir de FIFA alıyorum, uluslararası hakem oluyorum. Daha da yetmiyor. Cüneyt hocamı yakalamam lazım diyorum, eşi de uygun çünkü. Sonra birdenbire Antalya'da pat diye alıveriyorlar elinden o şeyin pasaportunu. Seni şeye veriyorlar, Ümit'e veriyorlar. O alsın ayrı konu. Bakın bu alınması, alınmaması sorun değil. Hakem komitesi, onlar bizden daha iyi bilirler performansını hakemin. Şunu da söyleyeyim, ben genel performansını beğenmem ama bu yılki performansı enteresandır. Sezonu da kötü başlamamıştı. Fakat bu adamcağızı bundan işte 3-4 hafta önce birdenbire törenle aldınız, törenle başkasına verdiniz. O ne oldu biliyor musun? Çocukluğundan itibaren hayaller bir anda dip yaptı. Ama ayıp olmasın diye de ne yaptılar biliyor musun? Bak MHK'ye ben genelde hep insan kaynaklarını savunan bir insanımdır. Bir taraftan da ne yaptınız biliyor musun? Yani ayıp oldu bu adama. Bir mükafat verelim ona. Büyük takım. Bir Alanya Galatasaray maçını verelim ona. Bir toparlasın kendini. Bir de üstüne var ya maçta vasat gitmiş maçı olmasına rağmen yememişler içmemişler ve bir hafta sonra bir daha maç vermişler. Beş gün sonra. Bir Fener maçına gidince. Güya Alper Ulusoy da ne yapayım evdeki bulgurdan olmadım hiç olmazsa demiş. De öyle değil işte. O kokart söküldüğüne itibaren psikoloji gitti. Biraz önce söylediğim saha dış faktör saha içine gelecek. Saha içine gelince bakın iddialı bir kelimedir. İntikam değil mi? O iddialıdır. Ben öyle asla demiyorum ama yumuşak bir intikam alma duygusuyla kasıtlı demiyorum. Darmadağın bir adamla sağlıklı maç, kritik bir maç yönetemezsin.
yapamazsınız. Yani bekleyemezsiniz. Bu yüzden alınması doğal olabilir ama kritik yerlerde müsabaka verilmesi son derece yanlıştır ve Merkez Hakem Kurulu'nun çok ama çok ciddi şekilde hatasıdır. Atama hatasıdır. Yani mükafat böyle olmaz. Daha da kötülük yaptılar. Bak daha da kötülük yaptılar. Hem de üst üste iki. Evet.